Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Hollanda'dan başlıyoruz. Hollanda'da Lahey'deyiz. Lahey'e yaklaşık 12-13 kilometre mesafedeyiz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz yeni Toyota Yaris'i değerlendireceğiz. Yaris esasında 99-2000 yılında piyasaya çıkmış bir otomobil ama özellikle Toyota'cı arkadaşlarımızla konuştum. Şu son 4-5 senedeki gelişimine baktığınızda gerçekten pazarda yukarı doğru giden bir otomobil. Şöyle söyleyeyim, B segmenti bir otomobil, 4 metrenin altında uzunluğu. Bu segmentte baktığınızda 2011 senesinden bugüne kadar, yani yaklaşık 5 senelik bir sürede pazar payını bu segmentin içinde %6,5 oranında arttırdığını görüyoruz. Yani yıllık adetleri 205.000-206.000 adede ulaşmış durumda. Tabii ki pazarda yükselmekte olan bir ürün olduğu için de şimdi yenileniyor. Şöyle söyleyeyim, Toyota 90 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapmış yeni Yaris'i bu hale getirebilmek için. Onun dışında baktığımızda otomobilde 900'den fazla, bir önceki Yaris'te 900'den fazla parçanın tamamen yenilendiğini görüyoruz. Ayrıca tabii yeni Yaris'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bunu Cenevre Fuarı'nda da görmüştük, yeni 1500 santimetre küplük atmosferik benzinli motoru. Ama biz testimize hibrit bir Toyota Yaris ile başlıyoruz. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim, otomobilin içinden değerlendirmelerimize devam edelim. Kullanmakta olduğumuz Toyota Yaris Hibrit'i sizlerle beraber değerlendireceğiz ama Yaris deyince bizim gibi merakların aklına hemen Dünya Rally Şampiyonası geliyor. Çünkü önemli bir konu var. 18 yıllık aradan sonra Toyota Dünya Rally Şampiyonası'ndan çekilmişti 99 senesinde. Tekrar bu sene Dünya Rally Şampiyonası'na başladı ve Yaris FIA kurallarına göre hazırlanmış Toyota Yaris VRC ile. Toyota'nın çok başarılı bir rally geçmişi olduğunu söyleyebilirim. 1990 yılını hatırlıyorum. 1990'da Carlos Sainz'la Toyota Celica GT ile dünya rally şampiyonu olmuştu Carlos Sainz. 92 yılına geldiğimizde Carlos Sainz'ın Celica Turbo 4 çekerle tekrar dünya rally şampiyonasını kazandığını görüyoruz. Arkasından 93 senesinde yine dünya rally şampiyonu oldu Toyota Celica, hem de efsanevi bir pilotla Juha Kankkunen'le. 4 kez dünya rally şampiyonu olan Juha Kankkunen'in işte bir şampiyonluğu da Toyota Celica'yla. 93'ten sonra farklı bir pilotun yine Toyota Celica'yla dünya rally şampiyonu olduğunu görüyoruz. O da Didier Auriol. Ayrıca markalara baktığınızda bunlar pilotlar şampiyonası. 93 ve 94 senesinde Toyota'nın markalar, dünya rally şampiyonasında markalar şampiyon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani 90'lı yılların başı gerçekten de Toyota'nın domine ettiği dünya rally şampiyonasını yıllar ve Celica ile bunu başarıyor. Daha sonra 98-99'a geldiğimizde Corolla VRC'yi görüyoruz. Corolla VRC de gerçekten efsane bir otomobildi. Yanlış hatırlamıyorsam çok önemli bir olay var. 98 yılında Carlos Sainz Galler Rally'sinde artık dünya rally şampiyonu olacak. Finişe 500 metre kala otomobilinde bir problemden dolayı kalmıştı ve dünya rally şampiyonasını kaçırmıştı. Bütün yarışı tamamladıktan sonra son 500 metreden bahsediyorum. Onun dışında 99 yılında yine Toyota'nın dünya markalar şampiyonu olduğunu görüyoruz. Dünya Rally Şampiyonası'nda.
Türkiye'ye geldiğimizde ise Dünya Rally Şampiyonası biliyorsunuz FIA kurallarından dolayı 1600 turbo benzinli motora sahip otomobillerle yapılıyor. Ve 300 beygir civarındaydı otomobiller. 2017'de FIA beklenenin aksine kuralları performansı arttıracak şekilde değiştirdi. Şöyle söyleyeyim, şu anda yarışmakta olan Yaris'i mesela örnek alalım. FIA kurallarına göre hazırlanmış tabii ki Dünya Rally Şampiyonası otomobili. 1600 turbo benzinli motora sahip ama 400 beygir gücünde. O da 36 milimetrelik hava, yani hava kısıtlayıcı bilezikle beraber, yoksa daha da yukarı çıkması mümkün. Tabii ki 4 çeker bir otomobil. Ayrıca 2017'de gelen önemli kurallardan biri, otomobile bildiğimiz gibi öne arkaya klasik olarak torku ve gücü aktaran orta diferansiyel serbest. Onun dışında 6 ileri hidrolik sequential vites kutusuna sahip, toprak olarak hazırlanabiliyor otomobil. Daha yüksek, farklı süspansiyonla, farklı fren sistemiyle ve asfalt olarak hazırlanabiliyor. Yere daha yakın, yine daha stroku kısa süspansiyon sistemiyle ve daha büyük, daha kapasiteli fren sistemiyle. Otomobilin ağırlığı yine FIA kurallarına göre 1190 kilogram ağırlığında. Şimdi böyle bir potansiyelli otomobil hazırlandı ama ilk 2017'de katılıyor. Biz biraz daha böyle test sezonu gibi bekliyorduk bunu. Biraz daha yarış bitirmeye odaklı, otomobili tanımaya odaklı bekliyorduk. Fakat hiç öyle olmadı. Geçen sene Polo VRC'de yarışan Latvala şu anda Toyota Yaris'te yarışıyor ve çok başarılı bir başlangıç yaptı. Şöyle söyleyeyim, sezonun ilk yarışı tarihi Monte Carlo Rally'si. Latvala'nın ikinci sırada rally'yi tamamladığını görüyoruz. Müthiş bir başarı. İlk katılım senesi, ilk yarış ve ikincilik. Arkasından daha da önemli bir sonuç geldi. İsveç rallisinde Latvala birinci geldi. Rally'yi kazandı. Dünya Rally Şampiyonası'nı kazandı ikinci ayağını. Üçüncüde ise altıncılıkla bitirdi Meksika'daki rally'yi. En son Fransa'daki rally'de de dördüncü oldu. Ama genel klasmana şu anda baktığınızda Latvala genel klasmanda Dünya Rally Şampiyonası'nda Toyota Yaris VRC ile ikinci konumda. Toyota VRC takımının ismi Gazo Racing ama başında çok önemli bir takım menajeri var. O da Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen Dünya Rally Şampiyonası'nın efsane isimlerinden bir tanesi. Tam 4 kez Dünya Rally Şampiyonu oldu ve takımı çok çok iyi idare ediyor. Ama gerçekten de şimdi Yaris'te olduğumuz için Yaris VRC'yi hatırlıyorum. O yaklaşık 20 santimetre kullanmakta olduğumuz otomobilden daha geniş bu otomobil. 1 metre 70 santimetre eninde, o 2 metrenin üzerinde. Dolayısıyla görüntü, tekerlekler daha dışarıda olduğu için çok çok farklı. Ama bu gövdeye gerçekten de çok yakışıyor yarış otomobili olarak. Şu anda kullanmakta olduğumuz Toyota Yaris'in hibrit modeli. Yani bir elektrik motorumuz var, bir de içten yanmalı motorumuz var. Zaten hibrit otomobillerde en önemli şey her iki güç ünitesinin de hangi oranda ne zaman devreye girmesi. Şöyle söyleyeyim, bunu niye söylüyorum? Çünkü yaklaşık bir 60-70 kilometre yol yaptık şu ana kadar. Yeni Toyota Yaris hibritte gerçekten de özellikle ses konusu, yani hem yoldan gelen sesler hem de motordan, çünkü hibrit bir otomobil kullanıyoruz, atmosferik motora sahip, motor vibrasyon hissi tamamen giderilmiş diyebilirim. Gerçekten de çok sessiz bir hibrit otomobil haline gelmiş yeni Toyota Yaris hibrit. Şöyle söyleyeyim, bir içten yanmalı motorumuz var dedik, bir de elektrik motorumuz var dedik. İsterseniz ikiye ayıralım. Önce içten yanmalı motor hakkında konuşalım. 1500 cm3 atmosferik turbo değil, tamamen Atkinson prensibine göre çalışan bir motor. Atkinson bu çevrimi bulan İngiliz mühendisin ismi. Prensip şu: yanma odasına iş zamanında, yani piston iş yaparken aşağıya doğru, patlamadan sonra aşağıya doğru gelirken yanma odasında verimliliğe uygun şartların oluşturulması olarak özetleyebiliriz. Yani daha az yakıt hava karışımı, hatta
biraz egzoz gazının da temiz hava yakıt karışımının içine dahil edilmesi, dolayısıyla otomobilin aşırı bir güç göstermemesi ama çok ekonomik şekilde çalışması. Genel prensip olarak Atkinson'u böyle özetleyebiliriz. Aynı şey kullanmakta olduğumuz otomobilde de var. Değişken kam zamanlama ayarı var Toyota'nın geliştirdiği. Bu sayede piston üst nölü noktaya giderken emme subabı biraz daha geç kapanıyor. Tabii geç kapandığı içerisinde bir miktar hava yakıt karışımını dışarıya bırakabiliyor. Ayrıca onun dışında EGR sistemiyle, yani egzoz gazının tekrar geri çevrimi sistemiyle bir miktarda egzoz gazı tekrar değişken kam zamanlama sistemiyle içeri alınabiliyor. Dolayısıyla Atkinson prensiplerini oluşturacak şekilde bir çalışma sağlanabiliyor. İçten yanmalı motor 111 Newton metrelik torka sahip. Elektrik motoruna geldiğimizde elektrik motorunun torku 169 Newton metre. Yani otomobilde hem elektrik motorundan kaynaklanan hem de içten yanmalı motordan kaynaklanan çok ciddi bir tork kapasitesi var. Onun dışında elektrik motoru ve içten yanmalı motorun ortak gücü, yani otomobilin güç kapasitesi 100 beygir seviyesinde. 11.8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaştığını görüyoruz. 165 kilometre saatlikte bir maksimumumuz var. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Otomobil hafif bir otomobil. Çift güç ünitesi olmasına rağmen 1040 kilogram ağırlığında. 4 metrenin altında bir uzunluğu var. 1 metre 70 santimetrelik bir genişliği var. 1,5 metrelik bir yüksekliği var. Yani kompakt bir otomobil ama çok ekonomik bir otomobil. Bunu belirtmek için bu söylediğimiz değerlere mutlaka yakıt tüketimini de ekleyelim. Çünkü çok ilginç. Avrupa speklerinde bu yuvarlanma direnci düşük olan lastiklerle baktığınızda ortalamada 3.3 litre 100 kilometrede yakıt tükettiğini görüyoruz. Tabii fevkalade bir değer. Ayrıca çok ilginç bir şey var. Şehir dışındaki değerine baktığınızda yine 3.3 litre olduğunu görüyoruz. İçten yanmalı bir otomobili değerlendiriyor olsaydık şehir içi rakamı mutlaka ortalama rakamının üzerinde olurdu. Şehir dışı rakamının çok üzerinde olurdu. İşte elektrik motorunun katkısı farkı burada ortaya çıkıyor. Tabii şehir içinde dur kalk kullandığınız için elektrik motorunun yüksek torkuyla en çok devreye gireceği noktalar bunlar. Onun için içten yanmalı otomobillerin tam tersine hibrit otomobilde şehir içi tüketimi ortalama tüketimden çok daha aşağıda. Çok değerli bir konuğumuz var. Yaris'in geliştirme projesinin başında Türk bir arkadaşımız var. Serkan Karaman'la beraberiz. Serkan Bey, gerçekten merhaba. Sizi burada görmek ve bu pozisyonda olmanız çok hoş bir şey. Çok mutlu olduk sizinle tanıştığımıza. Çok teşekkür ederim. Bize 4. jenerasyon Yaris'in gelişimini kısaca bir özetleyebilir misiniz? Çünkü sizin elinizden çıktı ürün. Evet. Şöyle diyeyim, bizim için Yaris çok önemli. Avrupa'da çok önemli bir ürün çünkü satışlarımızın her 4 araçtan biri Yaris, öyle diyeyim. O yüzden pazardaki gelişimle birlikte Yaris'i devamlı güncelledik. Şimdi bu sayede şu an segmentte en yüksek pazar payına sahip olduk. Ve yeni Yaris'te de amacımız bunu bir sonraki seviyeye taşımak. O yüzden özellikle dış tasarımında çok önem verdik. Çünkü B segmenti dış tasarım en önemli satın alma nedeni. O yüzden biz buna çok önem verdik ve gördüğünüz gibi aracı daha çok daha dinamik, çok daha rafine yapmaktı amacımız. Böylece işte önde yeni bir dizayn teması üzerinde durduk. Biz buna Toyota dilinde katamaran şekli diyoruz. Gördüğünüz gibi öndeki grili ve tamponu katamarandan esinlenerek dizayn ettiler. Yeni tasarım farlarımız da gündüz farı diyoruz galiba Türkçe'de. Gündüz far, LED gündüz farlarıyla daha da dinamik bir görünüm kazandı. Özellikle arka tarafında çok büyük değişiklik yaptık. Yani normal hani makyaj dediğimizin çok daha ötesinde bir değişiklik yaptık. Arka kapısı tamamen yeniden tasarlandı. Özellikle bunun nedeni arkadaki farı
daha geniş hale getirmekti. Yani artık farın bir kısmı arka kapının üstünde. Böylece daha geniş bir tasarım kazandırdı. Öyle görünüyor zaten. Aynen öyle. Arkada baktığımız da bir katamaran şeyi var, teması var ve böylece aracın 360 her tarafında bir şey var. Ne diyelim, uyum var. Uyum var. Sizi gören genç arkadaşlarımız zaten program o açıdan da insanlara çok şey katıyor diye düşünüyorum. Evet. Neler söylersiniz genç mühendis arkadaşlarımıza? Siz şu anda mesela Brüksel'desiniz, evet, değil mi? Evet. ARGE merkeziniz orada. ARGE merkezimiz orada. Onları da biraz anlatabilir misiniz? Ben Brüksel'de 2001'den beri Brüksel'de çalışıyorum diyebilirim. Bir ara Türkiye'ye döndüm ama toplamda profesyonel hayatım daha çok Brüksel'de geçti. Türkiye'de çalışmaya başladım, Türkiye Toyota'da. Hı hı. Oradan sonra Brüksel'e transfer oldum ve o zamandan beri 2005'ten beri de araştırma geliştirmedeyim ve yarıştan sorumluyum. Yani benim için bu çok önemli bir şey çünkü Avrupa'da gerçekten yani, çok önemli. Avrupa'da bu kadar büyük bir organizasyon içinde böyle önemli bir ürün için bu kadar büyük katkıda bulunmak benim için çok gurur verici bir şey. Bize de o, inanın yani sizinle yani tanışmak, bunları konuşmak bize de çok gurur veriyor. Umarım, çok tebrik ediyoruz. Umarım bu da Türkiye'deki arkadaşlarımıza örnek olur ki bunun örneklerini de gördüm. Birkaç arkadaşımız daha önceki şeylerden dolayı Toyota'ya başvurdu ve biz de çalışmaya başladı. Ne kadar umarım güzel. Daha fazlası olur çünkü ben Türkiye'ye çok inanıyorum. Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğunu biliyorum. İnşallah bu da devam edecek böyle. Peki, biz tekrar kutluyoruz sizi. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler ayrıca verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler. Yeni Toyota Yaris Hibrit'i Lahey civarında test ettiğimizi size söylemiştim. Ama Lahey'in ve bu civarın, bu bölgenin çok önemli bir özelliği daha var. O da arkamda görüyorsunuz lale bahçeleri ve bu mevsimde tam hasat zamanı, yani en iyi olduğu zaman, inanın bana abartmıyorum, binlerce turist sırf bunu görmek için buraya geliyor. Otellerde yer yok diyebiliriz. Konumuza dönersek 2017 senesinde yeni Yaris'in özelliklerini konuşuyoruz ama bence bunlardan en önemlisi Toyota'nın yeni geliştirdiği 1500 santimetre küplük benzinli atmosferik motor. Çok özel bir motor. Bu hibrit motorun dışında bir motor. Yani Yaris, yeni Yaris'i bu 1500 santimetre küplük atmosferik benzinli motorla, hibrit olmadan da almak mümkün. Motora gelirsek 1496 santimetre küp hacminde, baktığınızda çok yüksek sıkıştırma oranına sahip bir motor. 13.5'a 1 sıkıştırma oranı var. Bir önceki 1330 santimetre küplük motorun yerine geliyor bu 1500 santimetre küplük motor. En önemli tarafı da sürücü farkında olmadan biraz önce hibritte konuştuğumuz verimlilik bazlı Atkinson prensibine geçmesi, performans gerektiği zaman da Otto çevrimine geçebilmesi. Bunu nasıl yapıyor? Biraz önce söylemiş olduğumuz değişken valve ayarlama sistemi ve egzoz gazının resirkülasyon, yani tekrar yanma odalarına getirme sistemi sayesinde yapılıyor. 70-80 km saatle kuru bir yolda seyrediyorsunuz. İşte o anda Atkinson prensibinde çalışıyor. Çünkü emme valfini biraz önce hibritte söylediğimiz gibi daha geç kapatarak bir miktar oradan hava yakıt karışımın kaybına neden oluyor. Onun dışında egzoz gazını da içeri alarak çok kuvvetli olmayan ama çok verimli olan patlama, yanma şartlarını oluşturuyor. Bu gerçekten çok önemli bir gelişim. Tüm bu şartlarda konuştuğumuz 1600 santimetre küplük benzinli atmosferik motorun gücüne baktığınızda 111 beygir olduğunu görüyoruz. 6000 devir civarında, 136 Nm torka sahip, 4000 devir aralığında. Bunlarla beraber söylemiştik, otomobil yaklaşık 1 tonluk bir otomobil. 0'dan 100 km saate hızlanması 11 saniye. Mesela bir önceki Yaris'te bu yaklaşık 12 saniye idi. 1 saniye yakın bir kazanç var. Onun dışında maksimum hızına baktığımızda
175 km saatlikte, yani kullanım için gayet uygun olan performans değerlerine sahip. Ama 95 gramlık çok önemli bir karbondioksit değeri var. Onu söylemem lazım. Neredeyse hibrit otomobile yakın. Kullanmakta olduğumuz hibrit otomobil kilometrede 75 gramlık bir karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor ki gerçekten çok düşük. Ama 1500 santimetre küplük yeni geliştirilen motorda 95 gram seviyelerine kadar düşüyor. Emisyon açısından çok önemli bir değer. Toyota Yaris Hibrit'le testimize devam ediyoruz ama aklıma önemli bir şey geldi. Çünkü biz bu testten önce çok ciddi, çok karakteristik bir otomobil müzesine gittik. Lauman Otomobil Müzesi. Bu bölgeye, şu anda testi yaptığımız bölgeye de çok yakın. Ben hayatımda birçok müze dolaştım. Özellikle 1886, yani otomobilin ilk başladığı senelerle Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemi bu kadar iyi gösteren, bu kadar iyi örneklere sahip olan başka bir müze görmemiştim. Ama şu anda bir Toyota test ediyoruz. İlk modeli de 1935-36 senelerinde Toyota AA modeli. O zaman ismi Toyota değil, Toyota AA modeli. İşte bu müzede o otomobili görme imkanı bulduk. Ayrıca müzede bir de benim çok beğendiğim Toyota, önemli bir Toyota klasiği olan 2000 GT de vardı ve çok iyi durumdaydı. Her ikisini orada görme imkanı bulduk. İsterseniz şimdi o müzeden Toyota, iki tane Toyota'yı beraber izleyelim. Lauman Müze'de belki en önemli otomobillerden bir tanesinin önündeyiz. Toyota bir otomobilin önündeyiz ama çok önemli bir özelliği var. Şöyle söyleyeyim kısaca, 1920'lere baktığınızda Toyota örgü makineleri imal eden ama son derece gelişmiş o döneme göre örgü makineleri imal eden bir şirket. İlk otomobil imalatına 1930'larda başlıyor ve arkamda görmüş olduğumuz Toyota AA modeli 1936 yılına ait. Bütün dünyada bundan daha eski binek Toyota otomobili yok. Hatta Toyota fabrikada bile yok. Yanımızda da çok önemli bir konuğumuz var. Müzenin genel müdürü Ronald Kuyman'la beraberiz. Kendisi şimdi bize bu otomobilin hikayesini anlatacak. Çünkü dünyada başka bir tane Toyota AA modeli yok. Ronald, yardımlarınız için teşekkür ederim. Bu gerçekten çok özel bir araba. Bu arabanın hikayesini anlatabilir misiniz? Onu nasıl buldun ve şu andaki durum nedir? Bu çok özel bir araba. Çünkü bilinen savaş öncesi tek Toyota bu. Bunlardan 1400 adet yapmışlar ve bugün sadece bir tanesi duruyor. O da şimdi müzede. Bu arabayı Vladivostok, Rusya'da bulduk. Bunu bir internet sitesinde size göre bir şey var diye sundular. Bu arabanın hala duruyor olmasına gerçekten çok şaşırdık. Rusya'ya gidip arabayı yıllarca Sibirya'da kullanmış olan bir adamın torunundan satın aldık. Toyota'da, yani şirkette böyle bir araba yok, öyle değil mi? Hayır, şirketin artık AA model bir arabası yok. Ve böyle bir arabanın varlığından haberleri yoktu. Bizim de yoktu. Biz böyle bir arabayı 20 yıldır arıyorduk. Ve sonra Rusya'da bir anda Toyota AA karşımıza çıktı. Başka bir ilginç konu daha var. Siz bu arabayı bu koşullarda, orijinal koşullarda saklamayı düşünüyorsunuz. Herhangi bir restorasyon falan yapmadınız. Neden? Bunu iki nedenden dolayı istedik. Öncelikle Toyota, bu araba şirket tarihinde çok önemli olduğu için AA modelin 3 rekonstrüksiyonunu yaptı. Arabayı bu şekilde korumak istememizin bir diğer nedeni de bu arabada pek çok modifikasyon olması. Arabaya yakından bakacak olursanız, mesela lastiklerin orijinallerinden daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Çünkü bunlar Rusya'da bir kamyonetten alınmış. Yani pek çok modifikasyon yapılmış. Arabayı restore etmeye nereden başlamak gerekir diye düşündük.
Ayrıca arabayı restore ettikten sonra rekonstrüksiyon gibi görünecek. Ve bu saf, orijinal bir araba olduğu için bu şekilde korumak istiyoruz. Peki Toyota bu arabayı sizden istedi mi? Aslında... Çünkü bu onlar için gerçekten de çok önemli. Evet, bu arabanın varlığından çok mutlular. Toyota'nın yönetim kurulu bu arabanın bu zamana kadar gelmiş olmasından çok memnun. En önemli şey bu tabii. Japonlar çok nazik oldukları için bizden bir şey istemiyorlar. Ama varlığından haberdarlar ve şirketin tanıtımında kullanmak istiyorlar. Müzede çok beğendiğim otomobillerden bir tanesiyle daha karşılaştık. O da Toyota 2000 GT 1968 model. Çok önemli klasiklerden bir tanesi, Japon klasiklerinden bir tanesi. Baktığımızda 1967 ile 70 yılı arasında Amerika pazarı için üretildiğini görüyoruz. Ve sadece 350 tane imal edildi bu otomobilden. 2 litre önde bir motora sahip, 6 silindirli, 150 beygir gücünde ve 200 km saat maksimum sürete sahip, motor önde, arkadan itişli bir otomobil. Tasarımı da baktığınız zaman gerçekten spor otomobil tasarım prensiplerine, o dönemin özellikle spor otomobil tasarım karakteristiklerine birebir uyan bir otomobil. Çok uzun bir ön kaput, ayrıca açılı bir ön cam ve arkada da kupe tasarımı. Dolayısıyla otomobile hangi açıdan bakarsanız bakın, bu genel tasarım prensipleri detayla beraber çok güzel entegre edilmiş bir otomobil. Bu otomobili imal etmek için Yamaha ile Toyota bir işbirliği yaptı. Yamaha zaten geçmişte Toyota'ya hem motor parçaları açısından hem de otomobil imalatı açısından çok ciddi destek olan bir firma. Otomobilin bu söylediğimiz, çok beğendiğimiz tasarım formunda olmasının tabii o dönemde Amerika pazarı için imal edilmesinin de çok büyük katkısı var. Bu arada ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş durumdayız. Ama şunu söyleyeyim, belki tarihimizde en güzel kapanışı yapıyoruz. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz rengarenk sonsuz bir sümbül tarlasının önündeyiz ve müthiş güzel kokuyor şu anda burası. Söylediğim gibi programımızın sonuna geldik. Birazdan otomobili teslim edeceğiz ve ülkemize döneceğiz. Ama ondan önce aklıma gelen önemli bir model var, Yaris modeli var. Bu sene 2017'de Cenevre Fuarı'nda gördüm otomobili. Programın başında Yaris'in Dünya Rally Şampiyonası modelinden bahsettik ve takımının Gazoo Racing olduğunu söyledik. İşte o takım bununla Dünya Rally Şampiyonası arasında bir model geliştiriyor şu anda. 2018'de de büyük bir ihtimalle piyasaya çıkacak. O modelde 1.8 turbo motor var. 210 beygir gücünde. Bu segmentte, yani B segmentinin en hızlı otomobillerinden bir tanesi olacağı söyleniyor. Orada mühendislerle konuştuk. Otomobilde limitli kaymalı kilitli bir diferansiyel olacak. 6 ileri manuel vitese sahip olacak bu otomobil. Tabii ki karoserisi tamamen performans detayında güçlendirilmiş. Onun dışında tabii 17 inçlik jantlar, çok daha kapasiteli fren sistemi bulunacak otomobilde. İnşallah 2018 yılında o otomobil çıktığında test edip sizlerle beraber değerlendiririz. Efendim, Lahey'den, Hollanda'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.